Torunumun şurada koştuğunu görsem, bağrıma bassam, kokusunu içime çeksem, Allah'ım tez zamanda Elif'imi bize kavuştur. Onun yüzünü görmeyi nasip et bana. Geldiler galiba. Allah'ım, Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sen bizi sevindir. Sen miydin? Biz de sandık ki. Ne oluyor? Siz kimi bekliyordunuz? Zeynep, anlasana ne oluyor? Niye hepiniz kapıdasınız? Gel oğlum gel. İçeri geçelim de konuşuruz. Zeynep korkutmayın beni, ne oluyor? Gel canım, bir salona geçelim de konuşuruz. Ya benim yüzümden Serdar'a zarar verirlerse? Bakalım özel tarifimi beğenecek misin? Bilmem. Yani beğenirim herhalde. Ya tarifini bana da söylersen neden olmasın? Karabiberi uzatır mısın? Bu yemeğin olmazsa olmazdır da. Sever misin? Hı hı. Biraz da tuz ekleyelim. Kendine yeni bir hayat kuracağın için senin adına çok sevindim. Ama diğer yandan gideceksin diye. Serdar. Gonca. Ben seni özleyeceğim. Annesini. Gonca. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Yalvarıyorum ona bir zarar vermesinler. İnanmıyorum. Gerçekten uzun ovaya götürmüşler yani. Aynen öyle. İzinde bulmamız gerçekten bir mucize. Allah'ım sana sığındım. Allah'ım çok şükür. Ya Melek ablalar yola çıkar çıkmaz biz de Feride ile buraya geldik. Olan biteni anlatmak için. Keşke bana da haber verselerdi. Beraber giderdik.
Onlar da aceleyle çıktılar. O kadar heyecanlılardı ki. Ne kadar oldu peki? Aradılar mı hiç? Yok. Biz de o yüzden endişeleniyoruz zaten. Annem kaç kere aradı ama açmıyorlar. Artık iyice meraklanmaya başladım oğlum. Kötü kötü şeyler geliyor aklıma. Sağ salim bir gelseler. Tamam dur ben de arayayım bir. Açayım ben bu telefonu. Ne diyeyim size? Allah'ım güç ver bana. Ne oldu oğlum? Açmıyorlar değil mi? Yok, çalıyor ama açmıyorlar. Yok, muhakkak bir şey oldu, muhakkak. Yoksa niye açmasınlar oğlum? Aliye Hanım, gelin isterseniz biraz dışarı çıkalım. Hava alırsınız. Yok Tülay'cığım, hiçbir şey istemiyorum. Ne oldu bunlara, ne geldi başlarına? Allah'ım sen bize yardım et. Allah'ım sen bize yardım et. Elif'im, kızım. Anneciğim ben seni hiç bırakmak ister miyim? Hiç bırakır mıyım? Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Süt kokulu yavrum benim. Canım kızım, ciğerimin parçası. O zaman bırakma beni. Gönderme o çiftliğe. Ne olur anneciğim, ne olur. Anneciğim, kızım bak, şimdilik ayrılmak zorundayız. Şimdilik babanın yanına çiftliğe gitmen lazım. Sabredeceğiz. Sen de ben de sabırlı olacağız anneciğim, bekleyeceğiz tamam mı? Ben artık beklemek istemiyorum. Baba da istemiyorum. O çiftliğe de gitmek istemiyorum. Ben sadece seni istiyorum anne, seni. Anneciğim, olmaz ama. Bir tane olmaz. Sen de benimle gel o zaman, ne olur. Yavrum, kızım bak. Sen çok akıllı bir kızsın. Ne olur beni anla anneciğim. Ben gelemem, yapamam. Senin baban. O da benim gibi sevecek seni. O da benim gibi gözü gibi bakacak sana. Öyle ellerini öpecek. Kokunu içine çekecek. Saçlarını okşayacak. Tamam mı güzel kızım? Biz yine birlikte olacağız. Yeter ki küsme sen bana anne. Ne olur. Hani bana söz vermiştin? Hani bana mantı yapacaktın bu akşam? Anne mantısı. Yaparım bir tane. Sen iste ben yaparım. İlk fırsatta yapacağım.
Söz veriyorum, anlaştık mı? Kızım, bir tanem, mis kokulu benim. Bak, anneyle yavruların yürekleri bir atarmış. Nerede olursam ol, ne kadar uzakta olursak olalım, ben son nefesim gelene kadar seni seveceğim anneciğim. Tamam mı bir tanem, unutma bunu. Seni çok seviyorum anneciğim, çok. Her şey düzelecek. İnan bana. Sen olmasan ne yapardım ben abi? Hadi Elifciğim. Tut elimi. Affet beni yavrum. Affet beni minik kızım. Allah'ım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Her şeyin sorumlusu benim. Abi. Nerede kaldınız? Kenan. Oğlum. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Söyle. Melek. Kızım. İyi misin sen? Abla. Abla ne oldu? Elif. Elif'i kaybetmişiz. Kızım ölmüş Selim. Abla. Babaanne. Elif.
Yavrum. Evladıma kavuşmak için gittim ben oralara. Ah Elif. Ah güzel kızım. Tek dileğim gül yüzünü bir kez daha görmekti. Melek, kızım. Yapma kendine böyle. Zeynep. Baba. Elif'im. Elif'im. Canım kızım benim. Annem sen beni bırakıp nerelere gittin? Ciğerimin parçası. İçim yanıyor benim. İçim yanıyor. Ne mezarı görmüş ki bunlar anlamadım. Elif ölmedi ki. Of, şu hale bak. Bütün aile perişan oldu. Ne yapıyorum ben Allah'ım? Bir bilseler. Yaşıyor Elif. Bizim evde. Bir bilseler. Hay Allah. Ne yapacağım ben ya? Çok güzel olmuşsun. Zeynep abla. Asıl sen prenses gibi olmuşsun. Zeynep abla. Ay. Yavaş yavaş. Sen şimdi gelin mi oluyorsun? Evet. Peki yarın sabah burada olmayacak mısın? Artık beraber uyanmayacak mıyız? Ama sık sık gelirim ben. Bazen kalırım yine. Yine beraber uyanırız. Söz mü? Ben seni çok özlerim yoksa. Söz kuzucuğum söz. Küçücüksün sen daha, küçücüksün.
diye sarılman lazım bana. Zeynep. Dayanamıyorum Selim, dayanamıyorum. İşte bu kızın annesi kayıpmış. Kızım gibi abla. Evet, kız söz vermiş kendine. Ne olursa olsun annesini bulacakmış. Senin gibi. Sonra kız başlamış annesini aramaya. Bulmuş mu? Daha bitmedi, bekle. Tamam. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir ağacın dibinde annesinin kolyesini görmüş. Annesi ortağı mı bulmuş? Ama böyle yaparsan anlatamam ki. Tamam, sustum hadi anlat. Peki, nerede kalmıştım? Kolyeyi bulmuştuk. İşte bu kız kolyeyi bulunca, yuppi demiş. Bu benim annemin kolyesi demiş. Dağılan kolyenin boncuklarını takip etmiş. Kız boncukların peşinden giderken bir de ne görsün? Küçük bir tavşancık. Boncuklardan biriyle oyun oynuyormuş. İşte bu tavşanın yardımıyla küçük kız annesine kavuşmuş sonunda. Ve çok mutlu yaşamışlar bundan sonra. Hikayemiz burada bitti. Allah'ım ne olur artık ben de anneme kavuşayım lütfen. Sen artık hiç mi olmayacaksın? Keşke sana hep iyi davransaydım. Şimdi burada olsan sana bütün oyuncaklarımı verirdim. Hatta Dumbo'yu bile. En sevdiğim pembe eteğimi bile. Seni çok özleyeceğim Elif. Çok. Yemek çok güzel olmuş. Neden yemiyorsun? Yemeğini ye. Canım istemiyor. Gonca. Yemeyeceğim. Karnındaki karapınar için kendine iyi bakmak zorundasın. Hadi. Senin ne işin var burada? Ha? Ne yüzle babamın sofrasında oturuyorsun? Arzu. Arzu ne ya? Bu kız seni bir seyisle aldattı. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Arzu, saçma sapan konuşma. Üzerine vazife olmayan işlere de karışma. Demek öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten acınacak haldesin. Keşke kendini dışarıdan görebilsen. Arzu, defol git buradan. Hadi yemeğini ye. Ay nasıl olur ya? Aklım almıyor. Ben inanamıyorum bu adama ya. Neyse. Neyse ben sakin olmalıyım. O sonradan görmeden nasıl olsa kurtulurum. Şimdi halletmem gereken daha önemli bir iş var. Herkes Arif'i öldü biliyor. Tamam bunu başardım. Ama o veletten gerçekten kurtulmam lazım. Necdet Bey. Maalesef. Maalesef ne?
Bulamadım. Tamam, sen çık. Evet Gonca. Oyun bitti. Serdar'ın nerede olduğunu söyleyeceksin. Senin canını boşuna bağışlamadım herhalde. Söyle. Serdar nerede? Serdar'ın gelip seni buradan kurtaracağını hayal etmiyorsun herhalde. Öyle değil mi? Gel. Geldin mi? Hayırdır? Niye çağırdın beni gece gece? Çünkü seninle önemli bir şey konuşacağım. Neyle ilgili? Yarım kalan bir iş var onunla ilgili. Ama merak etme, zor bir şey değil. Hani sana Nazan'ın yeğeninden bahsetmiştim ya. Şu bakıcı olan. Elif'i evinde saklayan. Evet. O çiftliğe yerleşmeden önce babasıyla yaşıyormuş. Adının adı Cemal. E'si bana Cemal'in adresi lazım. Sen o adresi bana bulursan ben de Elif'ten sonsuza kadar kurtulabilirim. Mutlu son. Ne diyorsun? Yapabilecek misin? Of Arzu of. Niye yapacakmışım ben? Çünkü Serdar'la Gonca'yı bildiğini babama söylersem bitersin. Bu yüzden yapacaksın. Kenan. Efendim anne. Oğlum, Elif'in mezarını buraya aile mezarlığına getirelim. Torunum orada bir başına kalmasın. Bunu sonra konuşalım anne, olur mu? Getireceğiz elbet. Kızımı orada bir başına bırakacaktıydız. Alamaz seni yavrum. Kimse alamaz seni benden. Anneciğim. (Gülüyor)
artık gerçek olsun Allah'ım. Ne olur. Aç bak. Adres? Harikasın. Bu kadar çabuk bulacağını tahmin etmemiştim. Gerisi sende artık. Nereden buldun bunu? O da bana kalsın değil mi? Neyse. Benim hemen çıkmam lazım. Tamam. Benlik bir şey yoksa gidiyorum. Yok yok. Sen işin büyük bölümünü hallettin zaten. Bundan sonrası bende. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın Saçaklı. Ebu abla bak. Bak aynı bebeği açtım. Senin gibi ördüm. Güzel olmuş mu? Hı, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz kız? İşiniz, gücünüz laklak. İnci, hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? Rabia teyzene. Ya, hadi Herif abi. Hop. Sadece sen. O Sakar cezalı. Baba. Sus. Kafa ütüleme şimdi. Düşünüm hadi. Of, kilitlemiş kapıyı. Annem, bulmak istiyorum artık ben. Buradan çıkmam lazım. Anahtar. Asuman ablanın verdiği anahtar. Onu bulabilirsem açarım kapıyı. Bir yerde olmalı. Bulmam lazım. Bulmam lazım. İşte buldum sonunda. Kolay olacağını hiç tahmin etmemiştim. Artık kaçacak yerin kalmadı ha? Saçaklı. Kimse yok mu? Demek yalnızsın. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Gel buraya. Gel kaçma. İyi be. Rabia teyze bizim bebeleri sevdi ha. Rahat rahat girip çıkıyoruz evine. Neyse şu Veysel'i bir arayayım. Has. Hay kafama tüküreyim. Telefonu evde unuttum iyi mi? Hay kafama tüküreyim. Ulan akıl bırakmadılar ki bende. Benden kurtulabileceğini mi zannediyordun ha? Kimsin sen? Niye bana kötü şeyler yapıyorsun? Çünkü senden nefret ediyorum.
Çünkü sen benim hayatımı mahvettin. Ben sana bir şey yapmadım ki ama. Yaptın. Sen bana çok şey yaptın. Ne olur bir şey yapmaya yalvarıyorum. Kes sesimi. Boşuna çeneni yorma. Ben sana bir şey yapmadım. Ne olur bırak beni. Sen doğduğun gün yaptın bana yapacağını. Bütün hayatımı mahvettin. İsrafsın sen. İsraf. Ama bugün hayatımdan sonsuza kadar çıkacaksın. Kimsin lan sen? Kimsin? Bırak beni. Kimsin dedim? Cevap versene! Kurtuldum. Kurtuldum. Cemal amca gelmeseydi öldürecekti beni. Konuşsana. Dilini mi yuttun ha? Kimsin? Nesin? Ne işin var benim evimde? Bırak beni! Bana bak. Eğer konuşmazsan Allah'ın en lanetli kulu olayım ki bu saçlarını kökünden çekip atarım ona göre. Bırak beni, manyak mısın sen? Eğer kim olduğunu söylemezsen daha fena yaparım. Arzu Emiroğlu'yum ben. Necdet Karapınar'ın kızıyım. Bu yaptığına çok pişman olacaksın. Yalan söylemediğin ne malum? Sana yalan borcum mu var be? Necdet Karapınar benim babam. Peki. Bir de kendisine soralım bakalım o ne diyor. Ha dur, dur. Dur sakın böyle bir şey yapma. Neden? Niçin korktun? Çünkü babam burada olduğumu bilmiyor. Ne maksatla girdin evime? Doğru söyle. Aklın sıra çocuğu kaçıracaktın değil mi? Bak, seninle anlaşabiliriz. Ne istiyorsan, ne kadar istiyorsan. Sana hayatının fırsatını sunuyorum. Ama sen de Elif'i bana vereceksin. Verme Cemal amca, ne olur. Sakın verme beni o kadına. Neden verecekmişim? Sen benim söylediğimi anlamadın herhalde. Seni ihya edeceğim diyorum. Ne kadar para istiyorsan diyorum. Sen sadece Elif'i bana ver ve sesini çıkartma. Hadi kadın. Hadi bak işine. Hadi yürü. Sana hayatını kurtaracağım diyorum. Daha ne istiyorsun? Ben sadece Necdet Bey'den emir alırım. Hadi kızım. Hadi yavrum. Hadi git işine. Yeter be. Sen kimsin ya? Sen kimsin bana afra tafra yapıyorsun? Bana bak. Sana son kez söylüyorum. Evimi terk et. Yoksa ben çıkarmasını bilirim. Çekil önümden be. Neredesin ha? Neredesin pis besleme? Demek buradasın. Aç kapıyı. Aç. Gidiyorum sana. Ne yapıyorsun sen? Defol git buradan. Bırak kolumu. Şu kapıyı. Eşkıya mısın be? Çık git evimden şimdi. Bak beni çekiştirip durma. Ben bu kızdan bunu hiçbir yere gitmiyorum. Kolaydı. Şimdi defol git evimden. Defol! Beni karşına alarak çok büyük hata yaptın. Bana bak. Benim seninle işim yok. Yürü git. Asabımı bozma. Deli midir nedir? Yok bir de çocuğu kendi ellerimle sana teslim edeceğim. İyi bak o göz var mı bende? Necdet bu sefer keser. Vallahi beni keser ya. Açın lan kapıyı. Ulan belası gerizekalı. Mahvedeceğim seni, mahvedeceğim. Allah kahretsin ya.
Bu pislikten kurtulmaya bu kadar yaklaşmışken. Nereden çıktı bu herif? Ama görürsün sen. Sen dur da. O kadın beni almayacak değil mi Cemal amca? Ne olur verme beni ona, ne olur. Yok yok, korkma. Gitti zaten. Gitti mi gerçekten? He, kolundan tuttum gibi attım dışarıya. Sen hiç merak etme. Çok korktum, çok. Tamam işte, korkma artık. Vermeyeceğim. Ama sen de lafımdan çıkmayacaksın. Ha, yok dersen o zaman seni o cadaloz kadına veririm. Haberin olsun. Tamam Cemal amca, tamam. Şimdi senin bu evde kalman doğru olmaz. O manyak kadın tekrar bu eve gelebilir. Gelir mi? Ne yapacağım ben peki? Seni Rabia teyzeye götüreceğim. Bir müddet orada kalman iyi olur. Tamam. Hemen Rabia teyzeye gidelim o zaman. Ama o çeneni sıkı tutacaksın. Olur da Rabia teyzeciğine kendin hakkında ya da bu olanlar hakkında bir şeyler anlatırsan işte o zaman işler değişir. Dediğim gibi seni kendi ellerimle o kadına teslim ederim, haberin ola. Söylemem, hiçbir şey söylemem. Aferin. Aferin. Ha, bir de sen benim yeğenimsin. Sakın açık verme. Kim sorarsa sorsun, böyle diyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Hala uyuyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Sakinleştirici verdiğimiz halde bütün gece gözünü bile kırpmadı. En son sabah ezanına doğru kendinden geçer gibi oldu. Benim içim yine de hiç rahat değil. Allah korusun. Ya kendine bir şey yaptıysa? Ağzınızdan yer alsın Aliye Hanım. Yok, ben dayanamayacağım. İçeri giriyorum. Uyanırsa da uyansın. Aa. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar içim kor olsa da, dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son. Sensiz hayat.